Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, çiftçiler suyun kıymetini bilmeli ve tarlada damla sulamaya geçmeli dedi. Kışın kar yağışının olmamasından kaynaklı baraj seviyelerinin etkilendiğini söyleyen Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, geçen sene bu zaman bazı barajlar biraz daha doluydu, bazı barajlar biraz daha boşuydu. Mesela geçen sene bizim Yemlihe Barajı, Kayseri'nin en büyük hem elektrik hem sulama barajı, Yemlihe Barajı geçen seneyle hemen hemen rakamlar bir 3 puan geride. Şu anda yamula %26, keşke %36, %40 olsaydı, böyle bir beklentimiz vardı. Ama inşallah yağışlar devam ediyor, biz dolacağından, yani dolmaz da %50'lere gelmesini bekliyoruz. Bahçecik Barajı %77, orası fena değil. Orası tamamen sulama ve elektrik barajı. Sarıoğlan Barajı %35, çok düşük. Eğer Sarıoğlan Barajı %80'den 90'dan başlarsa sulama sezonunu bitirir. %35'inden başladığı anda yedin yerde bu su bitmiş demektir. Yani %35 orada ürünün hasat döneminden daha önce biter. İnsanlar biraz mağdur olabilir. Sarımsaklı %76. Bura Bahçecik'ten besleniyor. Bahçecik'ten su veriyorlar. Ondan dolayı yüksek. Kayapınar göletimiz var. %57. Ora fena değil. Yeşilisar barajı %32. Kovalı barajı %78. Mesela 32 düşük, 78 normal. Bu da tamamen kışın kar olmadığından, bahar yağmurlarının az olduğundan bu barajlarımız bu seviyede. Bunun için bir an önce bizim sulanabilir arazilerimizin kapalı sisteme geçmesi, suyun kıymetini daha iyi bilmemiz, daha iyi kullanmamız, çılgın sulamadan bir kere vazgeçmemiz gerekiyor. Bu net. Eğer şu doluluk oranlarıyla hala çılgın sulama yapıyorsak, yedin yerde bu barajların suyu tamamı biter, geçmiş olsun. Ama damlamaya geçtiysek, yağmurlamaya geçtiysek bunlar bizi idare eder. Onun için bir an önce tüm sulanabilir yerlerdeki arazileri kapalı sisteme geçmesi, biz de çiftçi olarak artık suyun kıymetini bilmemiz lazım. Şimdi Türkiye su bolluğu yaşayan bir ülke değil. Yani Türkiye'de evet ırmaklar var da çok ama Türkiye'de su kıtlığı var. Konya Ovası'nda var, Kırşehir'de var, her tarafta var. Onun için suyun kıymetini bilmemiz lazım. Bir an önce çılgın sulamadan vazgeçmemiz lazım. İnşallah 2024 hasat dönemi bereketli olur. Çiftçimiz umduğunu bulur. Umduğu verimi bulur, umduğu fiyatı bulur. Biz de Kayseri çiftçisi olarak üretmeye devam edeceğiz.